Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar bugün Brokeon'a Cadılar Bayramı güncellemesi sonunda geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten şöyle baktığınızda harita değişti arkadaşlar. Beklenen, çok beklediğimiz, çok fazla sızıntı gördüğümüz, aylardır beklediğimiz Cadılar Bayramı güncellemesi sonunda geldi arkadaşlar. Yanımda da küçük Emir var. Küçük Emir hoş geldin videoma. Harika, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş buldum. Arkadaşlar bakın şu an Cadılar Bayramı güncellemesi sonunda bir sürü yeni şey geldi ama şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Maalesef Cadılar Bayramı güncellemesi beklediğimiz kadar detaylı değil arkadaşlar. Yine maalesef beklentinin altında bir güncelleme bizi bekliyor. Ama buna rağmen çok güzel yeni şeyler var. O yüzden bunlara da bakacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu videoda Cadılar Bayramı güncellemesini söküyoruz ve alıyoruz arkadaşlar. Her şeyine bakıyoruz bu güncellemenin. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi Mutlu Cadılar Bayramı 2024 yazısı arkadaşlar. Burada şeker avımız, yine her sene olduğu gibi şeker avımız var ama arkadaşlar. Ne? Sizlere bu videonun sponsoru olan Hesap.com.tr'den hemen bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr'den Roblox'taki fiyatlardan çok daha ucuza Robux satın alabilir, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca sadece Roblox'ta değil, Brawl Stars'ta da isterseniz çok ucuza güvenilir bir şekilde elmas satın alabilirsiniz ve yine istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. En sevdiğiniz oyunlarda güvenilir ve ucuz bir şekilde alışveriş için Hesap.com.tr tam size göre. Ben sizlere geçen videoda bunu söylemeyi unuttum. Şimdi bakın arkadaşlar, her Cadılar Bayramı güncellemesine gelen birkaç tane araba vardı. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Mesela arkadaşlar şu araba vardı. Sonra bu araba vardı. Bu araba vardı. Bakın şu 4 araba arkadaşlar geçen Cadılar Bayramı güncellemesine gelmişti. Ama arkadaşlar yeni gelen 1000 Robux'luk arkadaşlar şu VIP Game Pass, bakın bu Game Pass bende var. Bu VIP eklendikten sonra bu arabaların hiçbir değeri kalmadı. Çünkü arkadaşlar Cadılar Bayramı'na özel olmasına rağmen ben bunları bu şekilde istediğim gibi çağırabiliyordum arkadaşlar. Mesela bakın bu şekilde istediğim gibi bu arabaları çağırabiliyorum. Bakın bunu da çağırabiliyorum arkadaşlar. Bunların hepsi geçen seneki Cadılar Bayramı'na özel arabalardı ama istediğim gibi çağırabiliyorum artık arkadaşlar. Yani hiçbir değeri kalmadı bunların. Çok güzeller ama artık hiçbir değerleri yok ve burada arkadaşlar şeker avında yeni arabalarımız var. Şöyle göstereyim, ilk arabamız arkadaşlar yine şuradaki turuncu arabaya çok benziyor. Şöyle bir arabamız var arkadaşlar, zor moddaki arabamız inanılmaz iyi bir canavar kamyonu ama gerçekten manyak duruyor, çok iyi duruyor. Buradaki orta modda yepyeni bir arabamız var arkadaşlar. Brokeon'da daha önce böyle bir araba görmedik. Bildiğiniz bal kabağı var, uçan bir bal kabağı. Hiç böyle bir şey görmemiştim ve arkadaşlar buradaki çok zor modda yine arkadaşlar şuradaki arabaya, mor arabaya benzeyen bir araba var gördüğünüz gibi. Buradaki zor moddaki araba çok benziyor ona. Ve arkadaşlar en zor modda gördüğünüz gibi dev bir kuru kafa var. Bunların hepsini almaya çalışacağız. Nasıl alacağınızı, nasıl alabileceğinizi sizlere göstereceğim, hiç merak etmeyin. Küçük Emir, sence buradaki en iyi araba hangisi? Vallahi ben kesinlikle en zoru seçiyorum. Abi bence de ya en zor mod arkadaşlar ya da şu orta modda olabilir. Orta moddaki de çok güzel. Ama abi çok zor modlar şey de çok iyi ya. Şu ikisi de çok iyi. Canavar kamyonu da şu arabada çok iyi duruyor. Vallahi emin olamadım arkadaşlar. Buraya da birkaç tane ipucu yazmış. Şimdi bunlara bakacağız. Bunları alacağız zaten. Bakın haritayı çok güzel süslemişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafta böyle tatlı tatlı şeyler var. Şurada bal kabakları var. Ağaçlar turuncu olmuş. Ondan sonra bakın şurada bal kabağı var. Orada yine ağaçlar turuncu arkadaşlar. Ondan sonra başka da çok da göze batan bir şey yok. Yani arkadaşlar hatırlarsanız önceki videoda sizlere sızıntı göstermiştim. Bu sızıntıdaki gibi olabilir demiştim ama tamamen yalanmış abicim. Yani bildiğin kandırılmışız. Adamlar bizi kandırmış arkadaşlar. Hepsi sahteymiş ama bakın ben sizlere çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Her Cadılar Bayramı güncellemesine gelen işte bam arkadaşlar. İşte karşınıza UFO'muz arkadaşlar. Her Cadılar Bayramı güncellemesine geliyor. Ben de çok seviyorum. En sevdiğim araçlardan bir tanesi çünkü çok özel arkadaşlar ve yine gelmiş gördüğünüz gibi UFO'muz burada arkadaşlar. UFO'muzu kaldıralım abi. Birazcık sürelim bakalım. Küçük Emir seni de alayım mı? Binecek misin? Gel 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 Küçük Emir, bilmen lazım, hadi hızlı ol birazcık, yetiş yetiş. Geliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle kaldırıyorum. Of Küçük Emir, ilk defa mı biniyorsun UFO'ya peki? Evet, ben geçen sene daha doğmamıştım çünkü. Nasıl yani Küçük Emir, sen 1 yaşında mısın yoksa? Hayır, 99 yaşındayım. Nasıl ya arkadaşlar, Küçük Emir 1 yaşında mı 99 yaşında mı sizce? Bence bir yorumlara yazın bakalım sizce hangisi arkadaşlar. Bu arada harbiden bu UFO manyak bir şey. Bakın şimdi UFO ile alakalı size bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu UFO'yu ters çevirip böyle sürebiliyorsunuz. Bakın şimdi. Bu şekilde UFO'yu ters sürdüğünüz arkadaşlar çok garip, çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar yukarıdan böyle gözüküyor. Aşağıdan da böyle gözüküyor. Yani adamlar aşağıda bakarlar hiçbir şey anlamayabilir arkadaşlar. Bayağı güzel bir şekilde ters kullanabilirsiniz çok yetenekliyseniz. Şimdi arkadaşlar bu UFO'yu düz çevirelim. Sizlere yeni bir ev geldi. Onu göstereceğim arkadaşlar. Cadılar Bayramı'na özel Cadılar Bayramı güncellemesiyle gelen yeni bir evimiz var. Hemen onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Ve de diğer evlerde yeni şeyler eklendi. Onları da göstereceğim. Hemen şöyle şuraya doğru iniyorum arkadaşlar. Küçük Emir hadi 3 tane atlıyoruz tamam mı? 1, 2, 3 arkadaşlar atladık. Allah bakın UFO gitti yerin altına. Şimdi Küçük Emir buradan rastgele bir ev çağıracağım tamam mı? Tamam efendim.
Tamam, şuradan arkadaşlar çağıralım. Mesela şu ev olsun arkadaşlar. Bu evi çağırdık. Bakın şimdi bu eve geldiğimizde bu evde arkadaşlar çok güzel cadılar bayramı şeyleri göreceksiniz. Mesela bütün evlerde var ama bu evde de olması lazım. Aynen, bakın burada arkadaşlar iplerimiz var. Gördüğünüz gibi örümcek ağlarımız var. Burada bal kabaklarımız var. Başka içeride bir şey var mı arkadaşlar? İçeride bir şey yok ama gördüğünüz gibi ev cadılar bayramı süslemeleriyle dolu arkadaşlar. Şimdi bakın bu evi silelim. Başka bir ev çağıralım mesela arkadaşlar. Şu ev olsun. Bakalım bu evde nasıl süslemeler var. Her evin kendine özel süslemeleri var arkadaşlar. Bir de şunlardan var tabii ki. Bu köşelerde de bunlardan var. Bakın burada yine örümcek ağları arkadaşlar. Bu arada bu örümcek ağlarına tırmanabiliyoruz. En güzel kısmı bu arkadaşlar. Yani ev soyarken falan çok işe yarabilir. Milletin evine gizlice girmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda herkesin evi süslemeli olduğu için arkadaşlar şöyle arkadaşlar uyku tulumunu alıp pat diye buradan girebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bakın bu şekilde koydum mesela arkadaşlar ve pat diye içeriye girebiliyoruz küçük evle birlikte. Şöyle içeriye giriyorum hemen. Niye giremiyorum? Hemen girdim. Bakın arkadaşlar bu şekilde içeriye girebiliyoruz. Yani bu örümcek ağlar arkadaşlar evleri soymaya çalışan hırsızlar için bayağı şey olmuş. Faydalı olmuş açıkçası. O yüzden çok iyi mi değil mi bilmiyorum. Çünkü her yere tırmanabiliyoruz artık arkadaşlar. Burada da yine gördüğünüz gibi bal kabaklarımız da var. Şimdi bu evi silelim ve yeni evimize bakalım arkadaşlar. Yeni bir evimiz var dediğim gibi. Şöyle arkadaşlar yeni evimizde bu tarafa çağıralım. Hemen geldik ve en altta arkadaşlar en sağ altta çok yeni gibi durmuyor ama yeni arkadaşlar. Bakın bu evi çağıralım. Şimdi bu evin olayı ne sizlere anlatayım. Bu evin aslında cadılar bayramıyla hiçbir alakası yok yani. Sadece denk geldi arkadaşlar cadılar bayramı güncellemesine. Bu ev bildiğiniz bir at evi. Yani bildiğiniz ahır. Adamlar ahır getirmiş küçük evi. Ya bu ne alaka ya? Galiba kurban bayramı yaklaşıyor diye de. Vallahi bilmiyorum küçük evi. Niye yaptılar bilmiyorum ama bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bal kabağı süslemelerimiz bol bol var. Bakın 3 tane burada var. 2 tane de burada var. Toplam 5. Şimdi küçük evi bak burada şöyle bir göletimiz var. Gördüğün gibi burada gölette bu şekilde yüzebiliyoruz. Burada kesin bir gizli yer vardır biliyor musun? Bunu buluruz sonraki videoda. Şey diyeceğim, ben buldum bu arada bu evdeki gizli yer ama yani şimdi söylemem. Oo öyle mi? Aa bak küçük evi bu kapı animasyonla açılıyor. Evet, bu ev benim şu an favori evim. Abi harbiden çok güzel. Bu arada arkadaşlar küçük kebirin bulduğu gizli yeri öğrenmek istiyorsanız şu anda videoyu beğeniyorsunuz ve yorumlara gizli yer yazıyorsunuz. Sonraki videoda arkadaşlar sizlere bu küçük kebirin bulduğu gizli yeri gösteririz. Ben de bilmiyorum henüz değil mi küçük kebir? Sana da söylemedim. Sadece ben biliyorum çünkü ben sabah erken saatte girdim oyuna baktım bu oyundaki tüm gizemlere. Ya küçük kebir hadi birlikte bakacaktık güncellemeye. Niye hainlik yapıyorsun? Ya sen o sıra o sıra uyuyordun. Ben ne yapayım ya? Seni uyandıramadım. Ben de tek baktım. Ya küçük evi ne diyorsun ya arkadaşlar şöyle bir girelim bakalım ya küçük evin şakaları bitmeyecek yoksa şu kapıyı da şöyle ayarlayayım tamam açık kalsın. Bakın arkadaşlar bu evin bir at evi olduğunu söylemiştim ahır olduğunu söylemiştim bakın burada gördüğünüz gibi at fotoğrafı var küçük evin at tablosu. Şuna bak at çok tatlı çıkmamış yine. Abi harbiden at çok yakışıklı çıkmamış mı arkadaşlar vallahi benden yakışıklı şuradaki at baksanıza. Beni karşılaştır bakalım atla arkadaşlar hangimiz daha yakışıklıyız yazın yorumlara bakın bakın hangimiz daha iyi. Vallahi küçük evin at senden de yakışıklı hiç kusura bakmayacaksın bakalım başka atlar var mı? Oo başka at tabloları da var. Bak burada bir tane daha at var. Aa bu benim eski atım Şaban. Şaban mı? Küçük evli Şaban diye at mı olur ya? Sorma ya. Bu benim eski atım diye ya. Bu eve burayı ben koydum. Ben koydum. Oyun koymamış. Ben özel olarak koydum. Bakın arkadaşlar bu atla böyle başka yere bakıyormuş gibi çek kanka yapmış. Böyle poz vermiş arkadaşlar. Bakın burada da bir tane at var. Gördüğünüz gibi evin her yerinde at fotoğrafları var. Bildiğiniz at evi arkadaşlar. Hatta bakın şurayı göstereyim sizlere. Bakın burada atlar için arkadaşlar özel yerler var. Gördüğünüz gibi tıklayarak animasyonlu bir şekilde açabiliyoruz. Burada da kapı var hatta. Bakın burası da dışarıya açılıyor. Bakın mesela şöyle at çağıralım arkadaşlar hemen. Atımızı alalım. Hatta atı almamıza da gerek yok arkadaşlar. Şöyle çantadan atı koyabiliriz. Bir dakika şöyle yaptık arkadaşlar. Bakın şimdi. Şöyle atlarımı arkadaşlar seçiyorum ve şuraya şöyle koyuyorum. Bakın arkadaşlar atımın bir tanesini koydum. Gördüğünüz gibi şuraya bir tane daha koydum hemen şöyle. Şu şekilde koydum. Ondan sonra bir tane de beyaz koyalım arkadaşlar. Bir dakika şöyle bunu da koydum. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane at koyduk arkadaşlar. Burası bildiğiniz at yeri yani. Böyle de kapıları kapatıp arkadaşlar atları yerine koyabiliyoruz. Bildiğiniz atlar için yapılmış bir ev yani. Ama bu demek olmuyor ki arkadaşlar sadece atlar kullanabilir. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz tabii ki. Ve bu arada küçük evin orada bir tane daha at posteri vardı. Bak burada bir tane daha at tablosu var. Bu at posteri de böyle beyaz bir arka planda çekilmiş. Kupaları falan var bu atın he. Vallahi bu at başarılı bir at. Sınavlarına çalışıyor. Sınavlar bile kilistir çöpçü. Ya küçük evin niye atlara kötü davranıyorsun ya? Bu at bayağı iyi bence arkadaşlar. Her yerde at fotoğrafı var gerçekten. Broker'ın en komik evi olabilir. Acaba dolapta da elma falan var arkadaşlar sadece. Buğday falan var diyecektim. Yok normal dolap eşyaları varmış abi. Öyle de olsa harbiden gülmekten altıma ederdim. Şimdi üst kata bakalım küçük evin. Merak ediyor musun buraya? Oo bu ne? Ooo bak burası gerçekten tam olarak at kafası için yapılmış. Vallahi arkadaşlar tam olarak krallar için yapılmış bir yer. Gördüğünüz gibi burada bir at daha var arkadaşlar. Bu atın özel odası galiba burası. Bir dakika şöyle şunlara tıklasak ne oluyor? Işık buymuş bu. Tamam bakalım buralarda başka da bir şey yok arkadaşlar. He böyle küçük bir çatı arası yeri yapmışlar arkadaşlar. Yani ev aslında tek katlı ama küçük bir yer yapmışlar buraya. Cici bici atlar için güzel olmuş bence ya sevdim. Beğendim bayağı beğendim. Bakalım evin etrafında gizli bir şey var mı arkadaşlar? Görünüşte muhtemelen vardır ama dediğim gibi sonraki videoda göstereceğiz arkadaşlar. Bu videoda gösterecek çok bir şey yok bu ev hakkında. Şimdi bu evi geçelim ve cadılar bayramı güncellemesi kısmına geri dönelim küçük gibi. Şimdi gel bakalım ortaya gidiyoruz seninle birlikte. Tamamdır arkandayım.
Evet, geldik arkadaşlar. Dev bal kabaklarının olduğu yere geri geldik. Bu arada küçük bir bunun içine saklayabiliyorsun, biliyor muydun? Küçük yer, ben seni bulurum ki orada direkt ya. Arkadaşlar o zaman şimdi kolay modu yapalım bakalım. Kolay modla başladık arkadaşlar. Bakın şekerleri topluyoruz. Kolayı seçtik. Şöyle bir tane topladım bile arkadaşlar. Bir tane burada var. Ondan sonra başka nerede var arkadaşlar? Burada var bir tane. Bu arada benim gözümden kaçabilir arkadaşlar. Lütfen bana mal demeyin yorumlarda yani. Şöyle 4 oldu, 5 oldu arkadaşlar. 6 oldu, 7 oldu. Bak bayağı kolay ya. Küçük bir 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu ve 12 olacak arkadaşlar. Bakın şurada 2 tane daha var. Çok iyi. 11 ve 12. Küçük bir yeni arabamızı açtım. Hazır mısın? Evet, çağır bakalım. Şu arabayla karşılaştırın bu arada arkadaşlar. Bu arabaya çok benziyor küçük bir. Bu araba sen mi şimdi? Tamamdır, ben de evet, bakalım arkadaşlar gerçekten de çok çok benziyor mu yoksa alakası mı? Bakın burada bir tür arabaların fotoğrafları var, bu arada çok güzel duruyor. Hemen şunu çağırdım. Aa küçük ev birebir aynısı ya. Hayır hayır, üzerinde daha fazla şeker var ama yani kanka ya, o kadar bir yıl bekliyoruz, aynısını mı getirdiniz gerçekten ya? Arkadaşlar abi de bir sene beklemişiz, aynı arabanın üstünde şuradaki şekeri kopyalamışlar, 3-4 tane daha koymuşlar, getirmişler yani, şaka gibi. Ama küçük gibi çok da bir şey beklememek lazım çünkü bu kolay moddu, 10 saniyede bitirdik gördüğün gibi. Ya şu en zor moddaki aracı bak, eğer bu videoya 40.000 beğeni gelirse alacağım. Ya 40.000 de küçük gibi, sen de var ya çok abartın arkadaşlar, 4.000 beğeni alsanız yeter. Siz 4.000 beğeni atın ve en zor moddaki arabaları alalım. Şimdi küçük gibi orta moda giriyoruz, tamam mı? Orta moddaki araba da çok güzel çünkü. Tamamdır, 10 denem bulalım şeker avcıları ilk başında. Aynen arkadaşlar, bakın şurada bir tane var, hemen toplamaya başlıyorum arkadaşlar. 20 tane lazım, 3 tane topladık bile arkadaşlar, o yüzden rahat bir şekilde bunu da bitireceğiz diye düşünüyorum. Bakın bir tane de şurada var ama bayağı bir genişledi şu anda alan. Şöyle bisiklet şarjı var arkadaşlar. Bisikletle daha hızlı gidebiliriz hatta. Şöyle bisikletimizi aldık. Aynen 5 oldu arkadaşlar. Bakın şurada bir tane 6. Ondan sonra burada bir tane 7 arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Hatta bir 2 tane var. Şunu da aldık arkadaşlar. Bunu da alalım. Sonra burada da var arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. 10 oldu. Aynen yarısını tamamladık. Hatta 11 oldu. Yarısından fazlasını bitirdik. Şöyle 12. Şurada da var arkadaşlar. 13 olacak. Bir tane de burada var. 14 oldu. Şurada da var. 15 16 olacak arkadaşlar. Şöyle 15. Hoppa aldık. 16, 17 abi çok iyi. Küçük gibi sen bitirdin mi? Evet, ben 2 tane kaldı, onları arıyorum. Vallahi bende de 2 tane kaldı ve şu an nerede bilmiyorum, biliyor musun küçük gibi? Abi saklamışlar ya yazarları. Evet galiba arkadaşlar bunları güzel yerlere saklamışlar çünkü şu anda bulamıyorum. Bakın bir tanesi daha buldum arkadaşlar. 19 olacak şöyle şunu aldığımda. Tamam, son bir tane kaldı. Nerede bu ya? Aha buldum arkadaşlar. O da burada, tamam çok güzel. 20 oldu arkadaşlar ve ikinci orta motor arabamızı aldık. Bu araba çok iyi duruyor küçük gibi. Hadi gel bakalım. Evet küçük Emir, hadi arabamızı çağırıyorum o zaman. Hazır mısın? Ya bu araba manyak duruyor gerçekten. Çok iyi duruyor. Hadi bakalım çağırdım. Şöyle 3, 2, 1 ve çağırdım. Oğlum bir dakika, hoppa bu ne lan? Çok iyi değil mi? Oha arabaya bak küçük Emir, sal da ben kullanayım. Ya ben bunu sana bırakmam ya. Abi arabaya bak arkadaşlar, bu ne böyle araba mı olur? Oha arabaya bak. Bırakalım gerçekten güncellemenin hakkını vermiş adamım. Arkadaşlar harbiden beklediğimiz gibi bir güncelleme değil demiştim ama şu arabanın güzelliğine bakar mısınız? Abi ben şu hızlı bir fullleyip denemek istiyorum bu arabayı. Şöyle turboyu fullleyelim arkadaşlar, drifti de fullleyelim. Abi arabaya bakar mısın, bu ne böyle? Araba mı canavar mı belli değil arkadaşlar, böyle araba mı olur? Oğlum oha. Bu arada arkadaşlar araba müthiş ve bu arada bakın arkasına ateş efekti çıkıyor kendi kendine. Bedava bir şekilde arabadan ateş efekti çıkıyor. Müthiş değil mi ya? Abi ben bayağı beğendim ya. Baksana ateş efektine bak, çok güzel. Brookhaven'a gelmiş en iyi arabalardan birisi olabilir bence. Harbiden yani adamlar yapmış. Bu arada kolay mod ve orta mod bayağı kolaydı değil mi küçük Emir? Evet abi, 4-5 dakikada yaptık. Ama bir şey diyeyim mi? En zor modu imkansız bu videoda yapmamız. Vallahi çok zor arkadaşlar. En zor modu bu videoda muhtemelen yapamayız ama en zor moddaki arabayı size nasıl alabileceğinizi tabii ki göstereceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar ve bu arabaya ben bayıldım. Rengini falan değiştirebiliyor muyuz? Oo değişiyor. Çüş bayağı. Yeşil yaptım arkadaşlar. Bakın abi çok güzel. Dur şöyle beyaz yapalım. Abi dur siyah çok iyi olur küçük bir. Siyah yapıyorum. Oğlum bir dakika. Oha bak önde iki tane göz kaldı sadece. Her şey siyah oldu. Abi bayağı iyi araba ya. Bu art, ben bu araçla valla gezerim burada. Abi manyak bir araba yapmışlar arkadaşlar. Bu arabaya gerçekten 10 üzerinden 10 veriyorum. Bayıldım. Yani bakın 5 dakikamızı bile almadı arkadaşlar. Ve 5 dakikamızı bile almayan bir araba için bence deli manyak bir araba. Ben gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Şimdi bakın size şunu göstereceğim. Ortaya geri geldik arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bakın burada şu anda arkadaşlar buradaki kolay modu, orta modu ve şu ikisini yaptık arkadaşlar. Burada kaldı zor mod, çok zor mod ve aşırı zor mod arkadaşlar. Yani hard, extreme ve insane kaldı ve buradaki arabalarda en güzelleri açıkçası.
kendisi. O yüzden arkadaşlar bu video dediğim gibi 4000 beğeni gelirse bunların hepsini size göstereceğim. Haberiniz olsun. Arkadaşlar siz videoyu beğeniyorsunuz. Ben de bunları gösteriyorum. Cadılar Bayramı gireceğimiz gerçekten manyak gelmiş. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenin. Bir sonraki videoda göstereyim arkadaşlar. O zaman bu videoyu kral olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.